Saat 13 gün ortasına hoş geldiniz sayın seyirciler. Başbakan Ünal Üstel bugün Lefkoşa ve Gazi Mausa'daki kara geçiş kapılarını ziyaret ediyor. İlk olarak başkent Lefkoşa'daki geçiş kapılarında incelemeler yapan Başbakan Üstel, Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler'den geçişlerdeki sıkıntılarla ilgili bilgi aldı. Başbakan Üstel sınır kapılarını en iyi şekilde iyileştirmek istediklerini belirtti. Başbakan Ünal Üstel beraberindeki milletvekilleri Ahmet Savaşan, Ali Şanşan ve bazı bürokratlarla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki kara sınır kapılarını ziyaret ediyor. Üstel ilk olarak Lefkoşa'daki sınır kapılarında incelemelerde bulundu. Ünal Üstel bu çerçevede ilk olarak en yoğun kapı olan Metehan sınır kapısında incelemelerde bulundu. Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler'den bilgi aldı. Ahmet Beşerler, Metehan sınır kapısının ülkenin en yoğun sınır kapısı olduğunu ifade ederek günlük ortalama 13 bin geçiş yapıldığını aktardı. Günde 6500 kişi burada hareket halindedir ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en yoğun kapısı Metehan kapısıdır. Buradaki insan hareketleri Ercan Havaalanı'nın da üzerindedir. Öyle bir özelliği olan bir yer. Buradaki sorunları, sıkıntıları size aktarmam gerekirse, ben buradaki sorunları ikiye ayırıyorum. Bir tanesi vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlar, geçişlerde ki zaman zaman basına da düşüyor, işte kuyruklar oluşuyor özellikle tatil günlerinde veyahut da özel bayram günlerinde. Bunun en büyük sebebi bizim kapımızda gerek güneye geçişte gerekse güneyden kuzeye geçişte 3 yoldan hizmet veriyoruz biz. Ancak karşı tarafta Rum yönetimi tek bir yol üzerinden hizmet veriyor. Ve dolayısıyla da o yoğun günlerde büyük oranda sıkıntı Rum tarafından kaynaklanıyor. Bir diğer sorun da yine Rum yönetiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlarımızın araçlarına seyir-i sefer hizmeti verirken sadece bu kapıda hizmeti vermesinden kaynaklanıyor sorun. Rum yönetimi diğer kapılarında bu hizmeti vermiyor ve dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden güneye geçecek her araç en az yılda bir kez bu kapıyı kullanmak zorundadır. Lefkoşa Polis Müdürü Beşerler, personel sıkıntısının yanı sıra 19 yıldır hizmet veren kapıda teknik altyapı, park yeri gibi sıkıntılar yaşandığını, ancak yine de güneyde sıkışıklık yoksa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden giriş ve çıkışların 10-15 saniyede yapıldığını söyledi. Başbakan Ünal Üstel de yeni hükümet olarak ilk ziyaret etmek istediği yerlerden birinin sınır kapıları olduğunu belirterek, ekonomiyi süratli bir şekilde canlandıracak en önemli noktalar kara sınır kapılarıdır. O yüzden kapıları iyileştirmek istiyoruz dedi. Ekip arkadaşlarımızla birlikte bütün sınır kapılarını ziyaret edeceğiz. Ve nerede sıkıntılar varsa o sıkıntıları süratli bir şekilde aşmaya gayret edeceğiz. O yüzden bugün buradayız. Tabii bahsettiğiniz sıkıntıları ileriki günlerde bir araya gelip hem buradan geçen vatandaşlarımızın güneye geçerken daha rahat geçmeleri, daha seri geçmeleri için neler yapabiliriz? Daha modern, güzel bir giriş kapısına ülkemizi, devletimizi kavuşturabiliriz. Onlar için çalışma yapacağız. Tabii artı hem Dışişleri Bakanımızla hem Cumhurbaşkanımızla da istişare edip güneyden de bu sizin bu yığılmalara neden olan gerek araçlardaki ruhsatların çıkarımı ve gerekse güneye giden tek yoldan çift yola veya üç yola çıkarılması için bir takım girişimler olacağız. İnanıyorum ki bunları çok süratli çözmemiz gerekiyor. Çünkü kara giriş kapıları ülkemizin ekonomisini süratli bir şekilde canlandıracak yerlerdir. Çünkü hem güneyden kuzeye gelen orada yaşayan insanlarımızın hem de yazın gelmesiyle o taraftaki ulaşım kanalıyla ülkeye gelen insanların kuzeye daha rahat geçmelerini sağlamak için bu kapıları iyileştirmek niyetindeyiz. Gerekse fiziki yönden olduklarını daha da güncel hale getirmek ve gerekse insan yetersizliği varsa oraya personel takviye etmek
ve güncel elektronik ortamlarda insanların daha rahat geçebilmeleri için neler yapabiliriz? Bütün bu sorunları süratli bir şekilde çözmemiz için bugün bu ziyareti burada yapıyoruz. Ve sizlerden aldığımız bilgiler ışığında da bu çözümleri üretmeye çalışacağız. Başbakan Ünal Üstel, Metehan Kara giriş kapısından sonra Lidra Palas giriş kapısında da incelemelerde bulundu. Üstel'in Lefkoşa'daki son durağı ise Lokmacı Kara geçiş kapısı oldu. Üstel'in Lokmacı kapısındaki ziyaretine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da eşlik etti. Bölge esnafıyla da sohbet eden Üstel sıkıntıları dinledi. Lokmacı'daki sorunlarla ilgili yetkililerden bilgi alan Üstel burada yaptığı değerlendirmede öncelikli amaçlarının mevcut kapıların iyileştirilmesi ve geçişlerin rahatlaması, bunun yanında yeni geçiş kapılarının açılmasının da gündeme getirileceğini ifade etti. Üstel öğleden sonra da Gazi Mausa ilçesinde Beyarmudu Kara Giriş Kapısı, Akyar Kara Giriş Kapısı, Derinya Kara Giriş Kapısı'nı ziyaret edecek. UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin ilk bakanlar kurulu toplantısı yapıldı. Yeni koalisyon hükümeti sözcüsü Dursun Oğuz ilk toplantıda alınan kararları açıkladı. Petrol ve dövizdeki artışa bağlı olarak akaryakıt fiyatları ile ilgili değerlendirme yaptıklarını kaydeden Oğuz, halkın alım gücünü korumak adına bakanlar kurulunun akaryakıta bir hafta süreyle artış yapmayacağını ve bu farkın Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacağını söyledi. Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi koalisyon hükümetinin ilk bakanlar kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Saat 16.15 sıralarında toplanan bakanlar kurulu saat 19.30 sıralarında tamamlandı. İlk toplantının ardından açıklama yapan Bakanlar Kurulu Sözcüsü Dursun Oğuz, 32.214 sayılı özel hayatın ve hayatın gizli alanının korunması yasasında değişiklik yapılarak meclise sevk edildiğini ifade etti. Oğuz, ülkede gündemde olan petrol ve dövizdeki artışa bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında bir değerlendirme yaptıklarını söyleyerek, ülkenin içinde bulunduğu durum ve alım gücünün korunması yönünde çalışmalar yaparak karar ürettiklerini söyledi. Sayın Ekonomi Bakanlığı'nın vermiş olduğu fiyatlara göre 95 oktan benzinde 3.90, 98 oktan benzinde 3.96, Euro dizelde 0.98 bir artış meydana gelmiştir. Ancak halkımızın alım gücünü korumak adına Bakanlar Kurulu bu artışı yapmayarak bir hafta süreyle bunun Maliye Bakanlığı tarafından karşılanması yönünde karar üretmiştir. Oğuz, akaryakıta herhangi bir zam veya fiyat artışı yapılmayacaktır. Maliye Bakanlığı bununla ilgili gerekli çalışmayı yapacaktır, dedi. Hükümet kurma protokolü içinde partilerin bakanlıklara göre dağılımı olduğunu ve bakanlıkların kadrolar tüzüğüyle bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşların önergelerinin de geçildiğini kaydeden Oğuz, ayrıca spor federasyonlarının 2022 yılı bütçelerinin onaylandığını da belirtti. Oğuz, 2022 yılı içinde Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yapılan ekonomik, iktisadi ve mali işbirliği anlaşmasının da meclise sevk edildiğini vurgulayarak Gazi Mausa Limanı'ndaki Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi'ne ilişkin kararı da açıkladı. 1976 Kıbrıs Liman İşçileri Şirketi yasasının tasfiyesine ilişkin yasa gücünde kararname onaylanmıştır. Bu çerçevede limandaki hizmetlerle ilgili bir ihale süreci başlayacaktır. Bu daha önce beklenen bir karardı. Bakanlar tarafından karara bağlanarak yürürlüğe girmiştir. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ın ortaya attığı meşruiyet iddialarının siyasi popülizmden öteye gitmeyen, siyasi zemini olmayan açıklamalar olduğu değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı, halkın beklediği hizmete odaklanmanın hükümetin önceliği kadar muhalefetin de önceliği olması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ın açıklamalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Sine-i millete dönmek kavramının son zamanlarda Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay tarafından sıkça dile getirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Özersay'ın muradının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tekrar erken seçime sokmak olduğunu, bunun da kendisi tarafından açıklandığını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında anayasadan aldığım yetkiye dayanarak Başbakan Ünal Üstel'i ilgili tarihte hükümeti kurmakla görevlendirmeme müteakip UBP MYK, UBP Parti Meclisi oy birliğiyle Sayın Üstel'i yetkilendirmiş, ardından kurulan UBP-DP-YDP hükümeti Cumhuriyet Meclisi'nde güven oyu almıştır. Hükümetin güven oyu almasına Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Dr. Faik Sucuoğlu'nun da onay verdiği bir ortamda Halkın Partisi Başkanı Özersay'ın ortaya attığı meşruiyet iddialarının siyasi popülizmden öteye gitmeyen, siyasi zemini olmayan açıklamalar olduğunu üzülerek belirtmek durumundayım ifadelerine yer verdi. Global ölçekte yaşanan ekonomik krizin ülkeye olumsuz etkilerinin azımsanamayacak oranda olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı, halkın beklediği hizmete odaklanmanın hükümetin önceliği kadar muhalefet görevini yerine getiren siyasi partilerin de önceliği olması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasına şöyle devam etti. Yılların birikimi sonucu oluşan yapısal sorunlara çözüm üretmek, halkımızın beklediği hizmetlere ulaşması ve uzunca bir süredir meclisin gündeminde olan tasarıların ivedilikle yasalaşması, bu dönemde hem iktidar partilerinin hem de muhalefetin halkımıza hizmet anlamında üzerinde önemli durması gereken hususlardır. Siyasi partilerin serüvenlerinde iktidarda olmak kadar muhalefet görevini yerine getirmek, hatta yeri geldiğinde meclise temsil edilememek de vardır. Bunlar siyasetin doğallığında gelişen süreçlerdir ve halkın teveccühünü benimseyebilmek siyasi olgunluk gerektiren bir kudrettir. Siyaseti bir çözüm mekanizması olarak görmek, kişisel ve zümresel hırsları toplumsal faydanın üzerinde tutmamak, meclisin yasama ve denetleme çalışmalarına odaklanmayı başarabilme becerisine sahip olunması durumunda, değerli halkımız nazarında siyasete ve siyasetçiye olan güven büyük ölçüde iyileşecektir. Bu duygu ve düşüncelerle siyasetin tüm paydaşlarına demokratik karar alma mekanizmalarının çalıştırılmasıyla oluşan her sonuca saygı gösterme konusunda sağduyulu davranmaya ve enerjilerini halka hizmet konusunda yoğunlaştırmaya davet ediyorum. Ceza, özel hayatın ve hayatın gizli alanının korunması ve müfsidane yayınlar yasalarında değişikliğe gidiliyor. Söz konusu yasalarda değişiklikler öngören tasarılar resmi gazetede yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu. Ceza, özel hayatın ve hayatın gizli alanının korunması ve müfsidane yayınlar yasalarında değişiklikler öngören tasarılar, Bakanlar Kurulu'nca onaylanarak resmi gazetede halkın bilgisine sunuldu. Tasarılarla ilgili görüş ve önerilerin 20 gün içinde yazılı olarak Meclis Başkanlığı'na sunulması istendi. Ceza değişiklik yasa tasarısının genel gerekçesinde bilişim sistemleri, kitle iletişim araçları ve sosyal medya mecralarında denetimsizce yapılan yayınların, haber ve veya konuşmaların anayasanın 19. maddesiyle düzenlenen özel hayatın gizliliği kuralına aykırılık oluşturmaması ve insanın var olma özgürlüğünü ortadan kaldırmayacak şekilde yapılmasını gerektirdiği kaydedilerek tasarının yasadaki bazı tanımların ve unsurların günümüz bilişim ve teknolojik koşullarına göre yeniden düzenlenmesini amaçladığı kaydedildi. Özel hayatın ve hayatın gizli alanının korunması değişiklik yasa tasarısı da ceza değişiklik yasa tasarısıyla benzer gerekçeye sahip. Tasarı, özel hayatın ve hayatın gizli alanının korunması yasasındaki bazı tanımların günümüz bilişim sistemleri ve veya teknolojik koşullara göre yeniden düzenlenmesini amaçlıyor. Müfsidane yayınlar değişiklik yasa tasarısının genel gerekçesinde de şu ifadeler yer alıyor. Günümüzde bilişim sistemlerinin hayatımızın her alanına girmesi sonucunda meydana gelen durdurulamaz teknolojik eylemler, iş ve sosyal hayatlarımızdaki kavramların yeniden tanımlanmasını gerekli kılmaktadır. Bu niyetle yaklaşık bir asır önce kaleme alınan Müfsidane Yayınlar Yasası'nda yer alan müfsit niyet kavramının yeniden tanımlanmasından başlayarak, bu yeni tanımın anlamı üzerinden yasanın bazı maddelerinin tadil edilmesi gerekli görülmektedir. Bilişim sistemleri ve veya kitle iletişim araçları ve veya sosyal medyada denetim dışında ve veya denetlenemeyecek şekilde ve veya önlenemez kötü niyetlerle yapılan tüm yayın, haber ve veya konuşmaların anayasanın 19. maddesi altında düzenlenmiş olan özel hayatın gizliliği kuralına aykırı olmaması esastır.
yukarıdaki gerekçeler ışığında yurttaşları müfsit niyetli yayın ve veya konuşma ve veya her türlü iletiden ve gerek sosyal medya mecralarından gerekse bilişim sistemleri ve veya kitle iletişim araçlarıyla yapılan kötü niyetli eylemlere karşı korumak amacıyla iş bu değişiklik yasa tasarısı hazırlanmıştır. Taşınmaz Mal Komisyonu Başkan Yardımcılığına Oktan Türe atandı. Yüksek Adliye Kurulu Cumhurbaşkanı tarafından önerilen adaylar arasında Türe'yi 6 Mayıs 2022 tarihinden itibaren Taşınmaz Mal Komisyonu Başkan Yardımcılığına atadı. Taşınmaz Mal Komisyonu Başkan Yardımcılığına Oktan Türe atandı. Resmi gazetede yer alan atama kararında Yüksek Adliye Kurulu, Anayasanın 159. maddesinin 1. fıkrasının B bendi kapsamına giren taşınmaz yasasının malların tazmini, takası 11'e 1A maddesine ve iadesi yasasının 11A maddesine dayanarak Cumhurbaşkanı tarafından önerilen kişilerden Oktan Türe'yi 6 Mayıs 2022 tarihinden itibaren Taşınmaz Mal Komisyonu Başkan Yardımcılığına atadı ifadesine yer verildi. Ve dış gelişmelere geçelim. Rusya-Ukrayna savaşına bakacağız. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov, Mariupol'deki Azovstal Metalurji Fabrikası'nda bulunan Ukrayna askerlerinden son grubunda teslim alınarak tamamen boşaltıldığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov, Azovstal Fabrikası'ndaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. 21 Nisan'dan bu yana fabrikanın içinde bulunan Ukrayna Azov taburu askerlerinin kuşatma altında olduğunu hatırlatan Konashenkov, fabrika sahası tamamen boşaltıldı. Savaşçıların saklandığı işletmenin yeraltı tesisleri Rus Silahlı Kuvvetleri'nin tam kontrolüne girdi ifadelerini kullandı. Azovstal'dan 16 Mayıs'tan bu yana operasyon boyunca toplam 2439 Azov taburu ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu askerin silah bırakarak teslim olduğunu aktaran Konashenkov, 531 kişilik son grubunda teslim olduğunu dile getirdi. Azov taburu komutanının özel bir zırhlı araçla fabrika sahasından çıkarıldığı bilgisini paylaşan Konashenkov, Mariupol şehrinin ve Azovstal fabrikasının tamamen kurtarılması, buradaki operasyonun sona ermesiyle ilgili olarak Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor verdiğini sözlerine ekledi. ABD'nin Meksika sınırında sığınmacı yoğunluğu devam ediyor. ABD'ye göç etmek isteyen binlerce düzensiz göçmen sınırda uzun kuyruklar oluşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaleti Meksika sınırındaki Yuma sınır kapısında sığınmacı hareketliliği devam ediyor. Kolombiya, Küba, Haiti, Gana, Hindistan, El Salvador, Jamaika ve daha birçok ülkeden göçmen sınırı geçerek Amerika Birleşik Devletleri'ne göç ediyor. Colorado nehrini aşarak sınıra ulaşan sığınmacılar, güvenlik ekiplerince kontrol edildikten sonra gerekli işlemlerin tamamlanması için geçici tesislere gönderiliyor. Güney Amerika ülkelerinden Uruguay'da askeri darbe sonrası yaşamını yitirenler geleneksel yürüyüşle anıldı. Askeri darbe sonrası hayatını kaybedenler için Uruguay'ın başkenti Montevideo'da sessiz yürüyüş düzenlendi. Her yıl düzenlenen yürüyüş, koronavirüs salgını kısıtlamalarından dolayı en son 2019 yılında gerçekleştirilmişti. Olaysız geçen yürüyüş çerçevesinde askeri darbenin kınandığı pankartlar taşındı, sloganlar atıldı. Kosova'nın başkenti Priştine'de kamu çalışanlarının maaşlarına zam yapılması talebiyle gösteri düzenlendi.
Kosova'nın başkenti Priştine'de öğretmen, itfaiyeci gibi birçok farklı alandaki yüzlerce kamu çalışanının katıldığı gösteri kapsamında Zahir Payaziti Meydanı'ndan İskender Bey Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Gösteriyi düzenleyen Kosova Bağımsız Sendikalar Birliği, hükümetten kamu çalışanlarının maaşlarını düzenlemesi ve zam yapılmasını sağlayan maaşlar kanununu onaylamasını talep etti. Yeniden iç gelişmelere dönelim. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gençleri doğru yönlendirmenin önemine işaret etti. Türkiye Gençlik Vakfı heyetini kabul eden Cumhurbaşkanı, gençliğe sahip çıkmak, aile ve eğitim hayatı da dahil olmak üzere doğru yönlendirme yapmak oldukça önemlidir dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı Enes Eminoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü. Cumhurbaşkanı Tatar, kabuldeki konuşmasında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın Kıbrıs Türk Gençliği tarafından da önemsendiğini dile getirdi. Gençliğe sahip çıkmanın, aile ve eğitim hayatı da dahil olmak üzere doğru yönlendirme yapmanın önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda ailelere ve devlete büyük görev düştüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Gençliği'nin bayrağına, devletine ve maneviyatına bağlı olduğunu, bağlı olması gerektiğini dile getirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olan yakınlığını ifade etti ve iki halkın birbirinin kopmaz bir parçası olduğunu söyledi. Kendi aranızdaki iletişimi ve bir takım çalışmaları paylaşabilmek. Metehan Kara Geçiş Kapısı'nda dün akşam yapılan operasyonda bir araçta kokain ve Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı. Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri Lefkoşa'da Metehan Kara Geçiş Kapısı'nda düzenlediği operasyonda bir araçta uyuşturucu madde ele geçirdi, bir kişiyi tutukladı. Polis bültenine göre operasyonda Güney Kıbrıs'tan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçen, isminin baş harfleri AK olan 30 yaşındaki erkek şahsın kullanımındaki araçta yapılan aramada yaklaşık 35 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 500 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir hassas terazi bulunarak MR olarak alındı. Söz konusu kişiyi tutuklayan polisin olayla ilgili soruşturması ise sürüyor. Girne Amerikan Üniversitesi'nin 2022 yılı bahar şenlikleri dün akşam Türkiye'nin sevilen rock gruplarından Yüksek Sadakat'in konseriyle sona erdi. Girne Amerikan Üniversitesi'nin 2022 yılı bahar şenlikleri dün akşam sona erdi. Bahar şenliklerinin final gecesinde ilk olarak Blue Tears konseri yer aldı. Bahar şenliklerinin final konserinde ise Türkiye'nin sevilen rock gruplarından Yüksek Sadakat, Girne Amerikan Üniversitesi Olimpik Salonu'nda sahne aldı. Konsere gayülü öğrenciler, akademisyenler yanında vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Gün ortasını tamamlıyoruz sayın seyirciler. Yeni gelişmelerle görüşmek üzere diyelim. İyi hafta sonları.